Türk ekranlarından herkese merhaba. Yepyeni bir haftaya rehberde eğitim başlığıyla başlıyoruz. Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz? Başarısızlık korkumuzu nasıl yenebiliriz? Bugün bu sorulara birlikte cevap arayacağız. Klinik psikolog Rabia Yavuz bizlerle birlikte olacak. Bugünkü bağlantımızı Almanya'ya gerçekleştireceğiz. Şimdi konu başlıklarımız ekrana gelecek. Sonrasında biz burada olacağız. Rehber başlıyor. Kaygı nedir? Kaygıyla nasıl baş edebiliriz? Sınav kaygısı olan gençlere nasıl yardımcı olabiliriz? Ders çalışmayı ertelemek kaygının bir göstergesi olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası rehberde sizlerle. TRT Türk'ün tüm sosyal medya hesaplarından bize ulaşabileceğiniz gibi artı 90 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımızdan veya rehber.trt.net.tr e-posta adresimiz üzerinden sorularınızı ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. İletişim numaralarımız sık sık ekrana gelecek. Siz de eğer uzman konuğumuz klinik psikolog Rabia Yavuz'a sorular sormak isterseniz bize bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Bugün sınav kaygısını konuşacağız. Rabia Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum efendim. Şimdi az önce yayın başlamadan birlikte bir sohbet evet. ediyorduk. Orada ben şöyle bir soru sormuştum. Biz niye bu kadar kaygılı bir toplum haline geldik? Hı -hı. Bu soruyu birazdan soracağım. Çünkü çok fazla her şeyle ilgili kaygımız var. Hı -hı. Hayattaki her durumla ilgili kaygı üretir hale geldik. Ama bugün sınav kaygısını konuşacağız. Hı -hı. Başarısızlık korkusunu konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Kaygı nedir ve Hı -hı. nasıl bir duygudur? Kaygı aslında ilaç gibidir. Doğru dozda olduğunda bize şifa verir, hayat verir, canlılık verir. Ama dozu çok az olduğunda ya da çok fazla olduğunda nasıl aşırı doz ilaçta bile söz konusu olduğunda zararlı etkilere sahipse evet hayatımızı zorlaştırabilir ve hatta bizi hareket edemez hale bile getirebilir. O yüzden kaygı söz konusu olduğunda e, kaygısız yaşamak ya da aşırı kaygı altında yaşamak gibi seçenekler dışında Kaygının bizim bir müttefikimiz olduğu, bizi harekete geçiren şeylerden bir tanesi olduğunu dikkate alarak kaygıyla belki uzlaşmanın, hayatımızda onu daha işlevsel bir şekilde kullanmanın yollarını arıyoruz o yüzden. Biz günümüz toplumu olarak e, olumsuz olarak baktığımız bazı duygularla baş etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Aslında stres, hı. mutsuzluk Doğru. mesela hüzün. Hı -hı. Ya da bunun gibi kaygı gibi e, olumsuz bulduğumuz bazı Hı -hı. duygularla savaşmaya çalışıyoruz. Ya da onları yok sayıyoruz. Hı -hı. Aslında kabul etmek o duyguları daha kolay bir yöntem mi olacak? Tabii çok güzel söylediniz. Yani belki deve kuşu timsali değil mi? Kafamızı kuma gömüp sanki bu duygular hiç olmasın dercesine Hı -hı. bu duyguların çünkü onlarla nasıl başa çıkacağımızı henüz bilmiyorsak bizden uzaklaşmasını ya da onlar olmadan bir hayatı arzuluyor olabiliriz. Hatta ben gençlerle sohbet ettiğimde en çok neyi arzuluyorsun diye sorduğumda kaygısız bir hayat arzuluyorum diyorlar. Oysa kaygısız bir hayat etrafımdaki tehlikeleri seçmemi ve onlara yönelik olarak bazı önlemler almamı ortadan kaldırır. O yüzden zorlansak bile ben hep derim zor aslında duygularla başa çıkmak işte zorlu duygularla nasıl yol alacağız gibi cümleleri çok duyarız. Zor duygular yoktur aslında. Bizim zorlandığımız duygular vardır. Kaygı da bunlardan bir tanesi. Biz onun bir müttefik olduğunu fark etmediğimizde ve dozunu ayarlamak konusunda gerekli hazırlıkları yapmadığımızda bize Sıkıntı verebileceği için bunları hayatımızdan çıkarmaya arzuluyor olabiliriz. Ama bu ne mümkün ne de sağlıklı. Çünkü faydalı değil. Kaygının avantajlarını, hüznün de sizin söylediğiniz gibi ya da başka duyguların da avantajlarını fark ettiğimizde, onları kabul ettiğimizde onlarla tanışabiliyoruz, onlarla neler yapabileceğimizi öğreniyoruz. Mesela kaygı kendi kimyasalı olan bir duygudur. Adrenalin dediğimiz duyguyu kaygı tetikler. Hı hı. Diyelim ki ben bu programa gelmeden önce hiç kaygılanmasaydım, muhtemelen programa gelmeden önce bilgilerimi tekrar tazelemezdim, güzel bir program olması için yeterince hazırlık yapmazdım, belki saatinde yetişmek için zamanında hareket etmezdim, yani harekete geçmezdim. Ama kaygılı olduğum için, neyi kastediyorum? Programın çünkü biz bu program yaparken faydalı olmasını, değil Hı. mi? Birileriyle bildiklerimizi, uzmanlık bilgilerimizi ihtiyacı olanlarla paylaşmak istiyoruz. Bunu yerine getirme kaygısı nedeniyle beni harekete geçiren bir sürü şey oldu. Çünkü bu programdan e, davet aldığımda ve kabul ettiğimde sonrasında zihnimde hemen düşünmeye başladım. Nasıl bir program olacak acaba? Nelerden bahsetmeliyiz? Şimdi bunların hepsi bir heyecanla olduğunda beni harekete geçirdiğinde sadece zihnimde düşünüp mesela bazı düşüncelerimiz vardır. Ay çok mu zor geçer acaba program? Evet. Ya hiç düşünmediğim ya da karşılaşmadığım bir yerden gelirse soru ben ne yapacağım gibi olumsuz ve negatif düşüncelerle ben bu programı yorumluyor olsaydım zihnimde belki bir iki saat sonra işte arkadaşımızı arayıp ya ben programa katılamayacağım deyip kaçınma davranışına başvurabilirdim. Ama onun yerine ne yapabilirim? Programla ilgili duygularıma bakabilirim. Mesela burada amaç duygusunun, öncelik duygusunun, önem duygusunun bizim kaygımızı kontrol etmek konusunda yardımcı olduğunu biliyoruz. Öncelik verdiğim için ve önem verdiğim için tabii ki bu programda gelmeden önce bir kaygı, bir heyecan hissediyorum. Çünkü neden? Bu programda insanlara bildiklerimi iletmek ve henüz daha bu bilgilerle karşılaşmamış insanlarla paylaşmak için bir arzu duyuyorum, bir istek duyuyorum. Kaygı da aslında bunun arkasından gelen bunu iyi yapmakla ilgili endişemiz. Fakat bunun dozunun ne kadar olduğu işte evet. çok kritik öneme sahip. Yani dediğim gibi her gün almamız gereken bir ilacın bütün kutusunu bir kere de aldığımızda nasıl bu bizim için ölümcül olabilirse kaygı da çok fazla hissedildiğinde neredeyse panik atak dediğimiz bu zor deneyimlere yol açtığı için neredeyse öleceğimizi düşünmeye, aklımızı kaybedeceğimizi, kontrolümüzü kaybedeceğimizi düşünmeye kadar bizi götürebilir. O yüzden kaygıyla kaygı bozukluğu arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Orada başka bir konu devreye girecek ama şunu merak ediyorum. Kaygının belirtileri var mı? Hı hı. Hangi belirtiler bizde varsa kaygılı olma, kaygı eşiğini aşmış hı. olabiliriz. Bunu hı hı. seyircilerimiz belki kendilerine sormak, belki çocukları için bir göz atmak isteyebilirler evet, onların tabii. hayatlarına. E, Bu öyle bir belirtiler hı hı. var mıdır o kaygı için? Aslında kaygıyı yoğun yaşayan bireylerin belli ortak özellikleri var. İyi ki sordunuz. Bunlardan ilki en çok fark ettiğimiz çok eleştirel bir dile sahip olması kişinin kendi içinde konuşurken. Genelde diyelim ki bir gelişme oldu işte programdan davet aldık ve programın çok kötü olacağına dair içimde bir ses duyuyorsam bu benim kaygıya daha yatkın olmama sebebiyet verir. Çünkü kaygıyı tanımanın iki tane adımı var. Bir tanesi henüz daha olmamış şeylerle ilgili bize haber verir. İkincisi de hep kötü senaryoyu söyler. Hiç olumlu bir şey söylediğini duymayız aslında kaygı merkezimiz. Neden? Bunun da sebebi herhangi bir olumsuz duruma karşı burada mesela benim belki mesleki itibarımı <laughs> değil mi korumaktır evet. amacı. Başka zamanlar mesela sokakta yolda yürürken diyelim ki karşıdan karşıya geçerken de yine kaygılanırım. Çünkü bir sürü araç benim hayatımı tehlikeye atıyordur herhangi bir şeyi kaybetmemize engel olmak için kaygı aslında bize mesaj yollar. Der ki bir olayın bir durumun eşiğindesin. Bunun için gerekli önlem ve hazırlık neler yapabiliriz? Bunu yapabildiğimizde kaygıyı yönetebiliyoruz demek. Kaygıyı yönetemediğimiz zamanlar ise daha ziyade kesin, gelecekle ilgili ve çok olumsuz senaryolarla zihnimizin dolu olduğunu görürüz. Neredeyse içimizdeki ses bize hiç olumlu bir şey söylemez belki yüzde bir olabilecek bir riski sadece odaklanıp yüzde 99 olmayacak risklere bizi yöneltmez. O yüzden belki iç sesimizi takip etmek. Yani herhangi bir gelişme olduğunda, bir haber olduğunda, bir projeye giriştiğimizde, yeni bir şeyle karşılaştığımızda içimizdeki ses bizimle nasıl konuşuyor? Telaşlı, rahatsız edici, huzursuz bir şekilde konuşuyorsa kaygıya yatkınlık gösterebiliriz. Bir ikincisi, eğer çok hareketli, sağlıklı bireyler değilsek, kaygının semptomlarına, belirtilerine karşı daha aşırı hassas oluyoruz. Spor yapan insanların, düzenli hareket eden insanların ve beslenmesine dikkat eden insanların kan dolaşımları ve nefes alışverişleri daha sağlıklı olduğu için onların kaygıya eşlik eden nefes darlığı Nefesin hızlanması, kalp atımının değişmesi, kasların gerginleşmesi gibi semptomları duyumsama ihtimalleri azalıyor. Hı hı. Bu yine risklerden bir tanesi. Bir diğeri ben çok kaygılı ve endişeli ebeveynlerle büyüdüysem benim de o duyguyu üzerime almış olma ihtimalim çok mümkün. Çünkü bizler duyguluk mıknatısı gibi olan canlılarız. Aynen nöronlar sayesinde etrafımızdaki insanların yeri geliyor sakinliğini, yeri geliyor heyecanını, telaşını kendi üzerimize alabiliyoruz. Eğer çok erken zamandan itibaren hep hayatın olumsuzluklar, felaketler getirebileceğine dair bir inanışla bir aile ortamında çok huzursuz da bir şekilde bu pekişerek de büyüdüysem kaygılı hissetme ihtimalim elbette daha fazla artar. Ayrıca bugün artık hayatımıza yeni bir denk, şey denklem olarak hayata bir de sosyal medya girdi. Evet. Sosyal medya kullanımının da kaygıyı yönetme konusunda bizi zayıflattığını biliyoruz. Çünkü çok fazla ve olumsuz, sansasyonel ve çoğu zamanda gerçek olmayan teyit edilmemiş haberlere maruz kalmak zihnimizdeki tehdit sistemini sürekli harekete geçiriyor. Ve hiç yatışmadığında bu sistem sanki sürekli sürekli çalışan bir yangın alarmının bulunduğu ortamda hayatınızı idame ettirmeye benziyor. Çünkü içinizden bir ses sürekli etrafta olan münferit, belki tekil bazı olumsuz olayları gösterip bunların her an her zaman sürekli bizim de başımıza gelebileceğine dair o felaketleştirici senaryolara ortam hazırlıyor. Ama sosyal medya iyi tarafıyla bile bence siz nasıl söylersiniz bilmiyorum kaygı üretmiyor mu? Ee, birinin giydiği bir kıyafet, hmm. e, arabası, evi. Hmm. Neden benim böyle bir evim yok? Ne zaman olacak? Ya yani hayata karşı evet. bir sıfır gerideymiş gibi düşünerek evet. devamlı onun için hmm. çabalamaya e, çabalama isteği oluşmuyor mu insanlarda? Bu da aslında bir yerde bir kaygıyı barındırmaz mı? Kesinlikle barındırır. Bir defa yetersizlik duygusunu çok besler. Kendini yetkin hissetmeyen bir insanın karşılaşacağı zorluklarla, sürprizlerle, yeni gelişmelerle kendine güvenerek harekete geçme ihtimali de azalır. Evet. O yüzden kaygıya karşı kendimizi daha zayıf bir durumda bulabiliriz ve dediğiniz gibi sosyal medya ya böyle çok sansasyonel, dehşet verici hani e, görselleri kullanıyor ki bunları neredeyse biz seçmiyoruz, artık maruz kalarak önümüze düşüyor evet. algoritmalar yüzünden ya da sürekli başarılı işte lüks hayatlar içerisinde olan sanki gerçek dünyadan kopuk hayatlar yaşayan hani e, tam olarak ortası olmayan aynen aslında hayatları tamamiyle ortada yani. olmakla ilgili bir şey değil Hı -hı. midir orta Çok yolda doğru. olmakla ilgili dengede olmak değil mi hayatta hem zorluklar var hem kolaylıklar var hem kolaylıklar içerisinde zorluklar bulduğumuzu biliyoruz hem de zorluklardan sonra kolaylıklarla karşılaştığımızı defaatle de şahit olsak bile. Sürekli gözümüzün önünde özellikle görseller ve sesle birlikte eşlik ederek bu çok başarılı, çok güzel, çok akıllı, sürekli hmm. daha fazlasının olduğuna dair ve reklam endüstrisinin de buradaki katkısını göz ardı etmemek lazım. İşte kullanacağımız ürünlerle, giyeceğimiz kıyafetlerle, kullanacağımız araçlarla ya da eşyalarla kendimizi daha iyi hissedeceğimiz söylendiği bir medya kültüründe kaygısız olmak ...tabii ki kolay bir şey değil. Peki stresle arasında bir bağ var mı? Siz kaygıdan bahsederken... Hı -hı. ...sanki stres de bunu Hı -hı. eşlikçisiymiş gibi algıladım ben... Ee, Farklar var mı? Benzerlikler var mı? Ya da aileler çocukları için yine söylüyorum Hı -hı. ya da gençler bizi seyrediyorsa çocuklar kendileri için bakmak isteyebilirler. Ben şu an stresli miyim yoksa kaygılı mıyım? Hı -hı. Bu ikisinin arasındaki farkı nasıl anlayacaklar? Çok güzel söylediniz. Birisi kaygı birisi stres değil mi? Ve çoğu zaman aslında ikisi de hep böyle mücadele etmek sanki zorunda olduğumuz durumlar gibi görünüyor. Oysa stres de kaygıdan bizim için çok faydalı. Doğal, normal, insani deneyimler sadece bunun dozunu yönetemediğimizde güçlük yaşıyoruz. Baktığınızda stresin yani stresle e, olumlu bir cümle kurulduğuna ben şahit olmuyorum. Evet. Ama stres dediğimiz şey aslında bizim psikolojik olarak da fizyolojik olarak da olabilir bir değişime verdiğimiz reaksiyon. Mesela ben bir spor salonuna gittiğimde ne yapıyorum? Kaslarımı kuvvetlendirmek için bazı ağırlıkları deniyorum değil mi? Normalde hiç taşımadığım ağırlıkları gidiyorum bile isteğe parça parça küçük adımlarla ilerleterek taşıyorum. Bu sırada yaptığım şey vücuduma stres uygulamak. Ne yapıyorum? Oradaki aslında kas yapısını bir parça parçalıyorum ki orada yeni bağlantılar ve yeni kas bağla şey kas yapısı oluşabilsin. Şimdi Stresin böylesine olumlu bir tarafı da var. Buna üst stres diyoruz. Hayattaki birçok mücadele, değil mi? Deneyim, zorluğu aşmak, bunlar da bizim için geçmişte stres verici deneyimlerdi. Ama bugün geldiğimiz yerde yetkin, yeterli, bazı şeyleri yapabileceğimize duyduğumuz inanç da geçmişte aştığımız bizde stres, baskı yaratmış belki hatta kaygı da üretmiş bazı durumların neticesinde oluştu. O yüzden stres de kaygı da dozuyla alakalı olarak bizim için ya dost olabilir ya da düşman. Aradaki fark nedir? Stresin de kaygının da kendi kimyasalları var ve farklı. Mesela kaygının kimyasalı adrenalin iken, özür dilerim, kaygının kimyasalı adrenalin iken stresinki kortizoldur. Hı hı. Ve eğer çok fazla olursa, kronik bir hale gelirse, mesela çok uzun süreler trafikte olmak zorunda kalan sürücülerimizin bazı riskler taşıdığını biliyoruz bu yüzden. Çünkü araç kullanmak hayati risklere de sahip olduğu için tehdit sistemimizi harekete geçiren, zaman zaman hak ihlalleri yüzünden öfke duygumuzu da aynı anda tetikleyebilen çok stresi yüksek bir deneyime dönüşebilir. Bu arada sırada baş edebildiğimiz düzeyde olursa sorun yok. Ama çok fazla olduğunda vücudumuzdaki serotonin, dopamin gibi hayata karşı daha olumlu, pozitif yaklaşabilmemizi sağlayan, harekete geçerken bir şey yaparken keyif almamızı sağlayan hormonların salgılanmasını engelliyor ve bizim bağışıklık sistemimizi uzun zaman içerisinde bu hiç değişmeyecek şekilde gerçekleşirse Çökertmeye başlıyor. Kaygı bozuklukları ile ilgili ya da stresin uzun süre olması ile ilgili <laughs> hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında benim anladığım şu, şu sizin söylediklerinizden. Doktorlar şöyle bir şey söylerler. Hastalık yoktur, hasta vardı. Hmm. Galiba bu tür duygulara karşı herkesin kendine göre bir tepkisi evet. var belki aileler şöyle düşünülebilirler şimdi. Çünkü ben sosyal medyada duyurunca bu konuyu konuşacağımızı aileler bana yazmaya başladılar. Peki biz ne yapacağız çocuklarımız için diye. Şimdi onlar belki böyle bir sınav sisteminden geçmediler. Bu kadar çok sınavla karşılaşmadılar hayatları boyunca. Daha az sınavla belki bir iş bulabildiler ama çocukların şu an çok daha farklı stres kaynakları da var ve kaygıyı da tetikliyor. Şimdi belki çocuğumuz Bizim vermediğimiz tepkiyi verdiği için onu karşı farklı düşüncelere besliyor hmm. olabiliriz aileler olarak söylüyorum. Hmm. Neden böyle tepki verdin? Neden buna bu kadar kaygılandın? Kaygılanacak bir hmm. şey yok gibi evet. şeyler söyleyebilirler. Ailelere vereceğimiz tavsiyeleri hmm. birazdan konuşuruz ama şunu sormak istiyorum: Eğitim sisteminde bu kadar çok sınavın olması hmm. uzun bir süreç çünkü çocuklardaki kaygı durumunu nasıl etkiliyor? Evet, eğitim sistemimizin sınav odaklı olması çocuklarımızın kaygı düzeylerini aslında olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü sınav dediğimiz şey sonuçla ilgili. Yani diyelim ki sene sonunda bir sınava giriyoruz, değil mi? Ve bütün sene öğrendiğimiz şeylerin neticesinde bizden kısa süreli bir zaman diliminde o gün sadece belli soruların cevapları isteniyor. Evet ve bu baktığınızda koca senenin yani o sürecin emeğin, çabanın, her gün gidip gelmenin, gösterdiğimiz disiplinin neredeyse hiç önemi olmuyormuş gibi hissettirmeye başlıyor çocuklarımıza. Oysa başarılı olan, kaygısını yönetebilen evlatlarımıza baktığımızda sürece de şey, sonuca değil, sürece odaklanan öğrenciler olduğunu görüyoruz bunların. Çünkü sadece sınava odaklandığında evladımız matematiği öğrenmek değil, matematik sınavından geçmek ister oluyor. Oysa matematiği öğrendiğinde her seferinde beyninde yeni bağlantılar kurulduğunu, yeni bağlantılar sayesinde daha genç, daha zinde bir beyne sahip olduğunu, her gün öğrenerek aslında kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak geliştirdiğini bilen öğrencilerin hem daha iyi notlar aldığını biliyoruz hem de bir zorlukla karşılaştıklarında tekrar başlamakta daha az e, geri kaldıklarını görüyoruz. Daha atılganlar ve daha dirençler zorluğa karşı. Ama sadece sınava odaklanan öğrencilerimizin yani matematik sınavından A almak, A takıntısını <laughs> bütün derslere yaymak öğrencilerin hem öğrenme keyfinden, deneyiminden mahrum kalmalarını hem Zekanın yeteneklerinin değişmeyen bir şey olduğunu düşünmelerini hem de değerlerinin ve hayattaki kıymetlerinin, ailelerinin gözündeki pozisyonlarının sınavdan alacakları notla ilgili olduğunu düşünmelerine sebebiyet vermeye başlıyor. O yüzden kendimiz için de evlatlarımız için de söz konusu olduğunda meseleyi bir başarı başarısızlık, bir sınavı geçme ya da sınavı geçmeme deneyimi olarak görmeyip bunun çaba, emek ve denemelerden oluşan bir öğrenme süreci olduğunu çocuklarımıza göstermeli, model olarak kendimiz de göstermeliyiz. Çünkü sınavdan aldığı sonuca göre de yüzümüzde bir şeyler değişiyorsa evet. evladımıza senin çaban önemli diyor olmamız çok inandırıcı da gelmeyebilir. O yüzden sınav odaklı bir sistem içerisinde olduğumuz bir gerçek ve bu çocuklarımızın evet kaygısını arttırıyor. Hayata karşı adil olmayan bir sistem içerisinde yol aldıklarını düşünmelerine sebep oluyor. Fakat burada bu sistem içerisinde yine de bireysel farklılıklar ve ailesel ve çevresel koşulları en azından değiştirmeyi deneyerek burada çocuklarımızın aldığı notlar sınav sonuçlarının değil, onların gösterdikleri çabanın ve emeğin daha kıymetli olduğunu, öğrenmenin bir yolculuk olduğunu ve hiç bitmeyeceğini ve keyif almaya devam ettiği sürece daha iyisini yapacağına inandığımızı en azından bizim ebeveynler olarak göstermeyi denememiz lazım. Akademik başarıyla hayat başarısının eşit olmadığını belki söylemek mi? işe yarar mı? Çok çok gerçek bir noktaya temas ettiniz. Çünkü zekaların ve ya da başarıların arasında bile aslında çok ayrımlar var. Yani zekayı mesela sadece sayısal bir, değil mi? Zeka olarak algılamıyoruz bugün. Kinetik zeka var, sosyal zeka var evet. ve sosyal zekanın hayatta aslında sosyal ilişkilerin daha fazla ve baskın olduğu alanlarda ...daha fazla bizim için önem arz ettiğini deneyimlerimizle de görüyoruz. O yüzden çocuklarımızın hayatının evet sadece geçmeleri gereken böyle sınavlardan ibaret olduklarını düşünmelerine izin vermemek... ...dışarıda başka şeylerin de olduğunu, arkadaşlık gibi, yardımlaşma gibi, e, kolektif eylemlerde bulunma gibi... ...kendisiyle iyi zaman geçirme gibi, aile ilişkilerini güçlendirme gibi başka başka alanlarla da hem kendi örnekliğimizle tanıştırmak, yani biz bunları acaba yapıyor muyuz? Evet. Çünkü en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi çocuklarımıza kitap oku derken Çocuklarımızın bizi hiç kitap okurken görmemiş olması oldu. Örnek olmayı kaybettik galiba. Hı -hı. Bir yandan da ailelere aslında tavsiyelerinizi veriyorsunuz siz. Programımıza devam edeceğiz ama ilk yarının sonuna gelmişiz. Sınav kaygısı ve başarısızlık korkusuyla baş etmeyin yollarını konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara veriyoruz. Bugün rehberde sınav kaygısı ve başarısızlık korkusu üzerine konuşuyoruz. Şimdi Türkçe öğretmeni yazar Asaf Ekin Yeşil bizi Almanya'da bekliyor. Asaf Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar hoş bulduk. Evet biz stüdyoda konuşuyoruz. Biraz da sizden bir eğitimci olarak görüş almak istiyoruz. Sınav kaygısı ve başarısızlık korkusu gibi karmaşık duyguları çocuklara anlatmakta çocuk kitaplarının rolüyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii ki seve seve. Öncelikle çocuk kitapları çocuklara empati yapma olanağı sağlar. Bunu nasıl yapar? Kitabın içerisindeki karakterimiz aynı çocukların yaşamış olduğu kaygıları yaşarsa, çocukların içinde bulunduğu durumları yaşarsa, çocuklar bu karakterleri okuyarak bu karakterlerin neler hissettiğini, hangi sorunlarla karşılaştığını görürler ve o karakterler üzerinden kendilerini daha iyi anlamaya başlarlar. ...ve e, bu zorlayıcı durumlarda karakterlerin bulduğu çözümleri... ...işte o süreçte karakterin e, nasıl gelişim gösterdiğini gözlemleyebilirler. Bu da çocuğun e, benzer sorunlarla karşılaştığında nasıl e, gardın alabileceğini... ...nasıl tepki verebileceğini çocuğa bir nebze olsun örnek olarak gösteriyor. Çünkü günümüzde özellikle sınavla karşı karşıya kalan çocuklar... ...biraz gergin oluyorlar ve onlarla yüz yüze konuşmak istediğimizde bunu bir baba olarak söylüyorum. Sanki ben onu karşısına almışım da yargılıyormuşum hissine kapılıyorlar. Bu yüzden kendim bir babayım ama çocuklara bunu ya da çocuğuma bunu bir kitap aracılığıyla... ...daha estetik bir yönden sunabilmeyi daha olumlu buluyorum. Ve aynı zamanda örneğin sınav stresini yenmek için, kaygını dindirmek için şunu şunu yapabilirsin demek yerine kitabımdaki karakterin yaptığını görmesi, örneğin e, nefes egzersizleri yapması, işte ders alışkanlığını değiştirmesi, kendine güvenmesi, bunları karakter üzerinden çocuğa aktarabilmek bence hem daha estetik hem daha e, amacına uygun olarak görüyorum. Siz aynı zamanda bir yazarsınız. Bu tarz duygularla baş etmeye çalışan çocuklar için kitaplarınızdan hikaye ve karakter örneği verebilir misiniz bizim için? Bu başarı konusu aklıma ilk ilk yazmış olduğum hikaye kitaplarından bir karakteri getiriyor. Kendi arkadaşı ona soruyor. Ya sen her konuda başarısızsın. Başarılı olduğun bir konu yok mu diye soruyor. Ve çocuğun yanıtı şu. Başarısız olmakta çok başarılıyım aslında diyor. Ve bundan gayet memnun, gayet mutlu bir şekilde bahsediyor. Hani başarıdan kastımız nedir? Başarının, az önce de hocamız orada bahsetti. Yani başarın, neyin başarısından bahsediyoruz? Hangi konuda başarılı olmak, hangi konuda kendimizi geliştirmek? Burada önemli olan e, kusursuz olmadığını görmek. Mesela karakterlerimizden bir tanesi benim e, Androdemia adlı kitabımda. Zihin okuma gücü var. Öğretmenlerin sınavda soracağı soruları mesela bilebiliyor zihnini okuyarak ama o kadar kendine güvenmiyor ki bu kadar e, yetenekli olduğu halde hala daha kendini kusursuz hissedemiyor ve başarısız olduğunu düşünüyor. Hani kusursuz olmak başarısız olmak arasında bu bağlantıyı çocuklara e, sezdirebilmemiz gerekiyor. Peki bir öğretmen yani kimse kusurlu, kusursuz değildir. Evet. Hı? Ve kusursuz olmadığımız zaman başarısız sayılmıyoruz. Peki bir öğretmensiniz aynı zamanda ve aileniz var, bir çocuğunuz da var. Ebeveyn olarak sizin bu konuda çocuklara ve ailelere önerileriniz var mı? Sınav öncesinde zaman yönetimi yapması gerekiyor bence çocukların. Hani eksiklerim neler, hangi yönlerde iyiyim, hangi yönlere daha fazla ağırlık verebilirim. Bunlarla ilgili kısa süreli testler örneğin son dakika stresinden çocuğu uzak tutabilir. Çünkü bunu prova ettiğimizde sınava daha hazırlıklı girmiş oluruz. Düzenli ve dengeli çalışma, burada e, önemli olan aşırı bir şekilde yoğun bir tempoyla değil de gün içinde yavaş yavaş eğlenceli bir şekilde eğlenmeye de e, zaman ayırarak çalışmak. Küçük adımlarla ilerlemek, ben bunu çok önemli buluyorum. Ve küçük adımlarla her ilerlediğimizde ödüllendirmeyi de işin içine katabiliriz. Yani kendi kendine ödüllendirme, bu oturup 5 dakika arkadaşımla sohbet etmek de olabilir televizyon izlemek de olabilir. Hı hı. Kaygıyla başa çıkma tekniklerini öğrenmemiz ve çocuğumuzla bu şekilde mesela nefes alma tekniklerini, rahatlama tekniklerini onlar paylaşmamız gerekiyor. Ve kıyas yapmamamız gerekiyor. Şu çocuk şu kadar başarılı, sen niye böylesin? Hani her çocuğun olumlu yönde gelişebileceği yerler var. Olumsuz yönde ilerleyemeyeceği alanlar var. Bunları bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor ve çocuğa olabildiğince yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Ve mutlaka başarıyı kutlamamız gerekiyor. Ki başardığını hissetsin, başarılı olduğunu hissetsin. Asaf Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız ve verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet Asaf Bey de ailelere ve çocuklara önerilerde bulundu. Biz de yayını ara vermeden önce ...örnek olmamız gerektiğini Hı. konuşuyorduk. Ben hayatımdan bir örneği vermek istiyorum Hı. şimdi. Biz eğitim alırken topluluk önünde konuşmayla ilgili... ...hocamız şöyle bir şey söylemişti, speaker hocamız. Biz de heyecanlanıyoruz. Hı. Herkes heyecanlanır. Şimdi böyle söyleyince... Evet o da bir insan ve o da heyecanlanıyor. Bu normalmiş hı. demeye başladık ve sonrasında ders daha iyi geçmeye başladı ve heyecanımızı yenme, kaygımızı azaltma noktasında daha istekli olduk. Hı hı. Şimdi belki e, örnek olmanın dışında bir de senin hissettiklerini ben de hissettim. Senin yaşadıklarını ben de yaşadım. Senin geçtiğin yollardan ben de geçtim demek. Çocuklar için işe yarar mı? Tabii. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biraz önce uzman beyefendi de söyledi. Empati duygusunun çocuklar için ne kadar öğretici imkanlara sahip olduğunu. Yani bir başkasının yerine kendimizi koymak ya da bir başkasının kendisini bizim yerimize koyması. Yani aynı duyguyu beraber deneyimlemenin, o ortaklığı, güzelliği, yalnız olmadığımızı, anormal olmadığımızı bizde bir tuhaflık olmadığını ya da bir eksiklik olmadığını hissettiren şey. Diğer insanlarla hepimizin ortak paydada birleştiğini, kimi zaman hepimizin işte yeni şeyler denerken heyecan duyduğumuzu, bir mesela değil mi? Hocamızdan duymak gibi ya da anne ya da babamızın da kendi zamanlarında belki bazı derslerde bekledikleri sonuçları alamadıklarını ama çalışma sistemlerini değiştirdikten sonra zaman yönetimi konusunda attıkları adımlardan sonra belki o güçlüğü nasıl çözdüklerine dair bizimle deneyimlerini paylaşırlarsa tabii ki kendimizi yalnız hissetmememiz çok daha olası olur. Çocukların bence e, en büyük meselesi bu sınavlarla ilgili bilmemek, öğrenmemek, çalışmamak değil... Sınavda gerekli bilgileri hatırlayamayacaklarından dolayı endişelenerek aslında düşük notlar alması oluyor. Çocuklarımızın çoğu aslında yeterli düzeyde bilgiye de maruz kalıyor. Bolca ödevler de aslında baktığımızda yapılıyor ama sınava o kadar büyük anlamlar yüklendiğinde sınav kaçınılması bugün hangi çocuk yaşasın bugün sınav var diyor. Duyabiliyor muyuz böyle bir cümleyi? Belki birkaç çocuk vardı evet. diye düşünüyorum. Zorluğu seven, denemeyi seven, kaybetmekten korkmayan çocukların... ...evet yeni e, denemeleri ve mücadeleleri sevdiklerini biliyoruz. Ama burada da ailenin yaklaşımının çok kritik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Aile eğer zekaya değişmeyen sabit bir şey gibi bakıyorsa... ...sanki çocuklarımızı böyle birer dahi gibi çok akıllısın, işte çok zekisin, benim kızım en akıllısı, zaten sen doğuştan akıllısın gibi cümlelerle övdüğümüzü zannediyor olabiliriz ama bu durumda çocuklarımızın kontrol edebilecekleri alanları keşfetmelerinin önüne bir perde çekiyordu olabilir. Aslında bir yandan da onları yaftalamış oluyoruz ve e, o Tabii. türde o e, dediğimiz durumda olması gerekiyormuş Düşünsenize. gibi çocuklar yetiştirmemiz Aynen. gerekiyormuş gibi de belki öyle düşünüyoruz. Seyirci sorularımız var mı? Aa, çok Sizin güzel. için okumak istiyorum. Buyurun. İyi yayınlar. Lise son sınıf öğrencisi bir kızım var. Çok yoğun kaygı problemleri yaşıyor. Hmm. Uykusuzluk, avuç içlerinde terleme gibi sorunları var. Sınava girmekten çok korkuyor. Sürekli başarısız olacağını düşünüyor. Ona nasıl yardımcı olabilirim? Hmm. Ne zaman? Destek almak gerekiyor aslında pro hmm. profesyonel olarak. Evet uzman Bunu desteği evet. aramak e, ne zaman olduğu önemli. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi hastalık değil de hasta var. Yani burada biricik olduğumuzu da altını çizmek lazım. Bazen kaygıyla başka şeyleri de karıştırıyor olabiliriz. Mesela eğer çocuğumuzda ADHD varsa yani bir dikkat dağınıklığı varsa... Derslerine odaklanmakta zorlanıyorsa, kaygı bozukluğu hissediyor olması daha yüksek bir risk haline geliyor. çocuğumuzda eğer dikkatini odaklamakta hani bir sıkıntı yaşamıyorsa, iyi besleniyorsa, iyi hareket ediyorsa, uykularını iyi alabiliyorsa, aslında kaygıyı yönetebilmesini bekleriz. Ama buradaki soruda anladığıma göre zaten lise son sınıf. Evet, üniversite sınavıyla 12. karşı karşıya olduğu bir dönem ve neredeyse ülkemizde üniversite sınavı bir hayat memat meselesi haline getiriliyor. Neredeyse bundan sonraki bütün hayatını şekillendirecek bir 2-3 saatlik performans göstermesi Asıl sadece aile düşünüyor. değil, sosyal çevre de bir Tabii. nevi etken değil mi bu Tabii durumun akranlar, bu şekilde algılanmasında? Yani sınava giren birçok öğrencimiz ailemin yüzüne nasıl bakarım? arkadaşlarıma bu puanı nasıl söylerim? Öğretmenlerimin karşısına nasıl çıkarım diye düşünerek aslında aldıkları sınav sonuçlarıyla karşılaşıyorlar. O yüzden evladımızı da zannediyorum işte yakın zamanda bir üniversite sınavı bekliyor. Evet. Bunun gerginliğini yaşıyor olması çok beklenebilecek bir şey. Eğer ki Uykularının bozulması, iştahının değişmesi ve artık fiziksel olarak da çünkü elde terleme gibi, hı hı. Işte nabızda değişiklik gibi, evet. bu tür deneyimleri dört haftadan daha fazla sürdürüyorsa ve şiddeti de ağırsa, bakın süresi ve şiddeti çok önemli oluyor böyle durumlarda bir uzman desteği almakta fayda var, bir uzmanla konuşmak, belki zaman yönetimi konusunda, belki kendisiyle ilgilenmesi, öz şefkati konusunda ya da belki de bambaşka meselelerle ilgili olarak kendisinin güvenli bir alanda kendisini ifade etmesine imkan tanır. Konuşmanın insanlara paylaşmanın çok iyi geldiğini biliyoruz. Bir de bu bir uzmanın eşliğinde ve güvenilir bir ortamda yargılanmadan da gerçekleşirse Biraz önce mesela uzmanımız da söyledi. Biz çocuklarımızla bazen ebeveyn olarak konuşurken çocuklarımız kendilerini yargılanıyormuş ya da değerlendiriliyormuş gibi hissedebiliyorlar. Bizi üzmemek için de bazı şeyleri tam olarak ifade edemeye de bilirler. O yüzden bir uzman desteği almak böyle zamanlarda bence iyi bir seçim olur. 4 haftaya kadar sürerse uzman desteği alınmasını da evet tavsiye ediyorlar. Bir sorumuz daha var. Onu da okumak istiyorum sizin için. Merhaba. 12 yaşında bir oğlum var. Sosyal anlamda çok çekingen ve utangaç bir çocuk. Genel olarak da kaygılı bir hali var. Yeni bir ortama girmekten, insanlarla konuşmaktan çok çekiniyor. Bunu nasıl aşabiliriz? Kaç yaşında? 12 yaşında. 12 yaşında. Evet. Sanki sosyal anksiyete dediğimiz, başkalarıyla birlikte olduğunda kendini ifade etmek konusunda bir kaygı ve endişe yaşıyor gibi. Bu kadar çok sosyal kaygıyı yaşayan bireylerin tepki vermekte ve diğerlerini anlayıp onlara hemen karşılık vermek konusunda kısa süreli belleklerini kullanmakta güçlük yaşadıklarını biliyoruz. Bu tabii ki eğer bulun mesela bazı ortamlara girmekten kaçmasına, hiç girmemesine sebep olacak kadar ilerlediyse uzman desteği almakta fayda var. Kaygıyla Kaygının bir artık hastalığa dönüşmesi arasındaki kritik nokta şudur. Diyelim ki benim sınav kaygım var ama yine de sınava giriyorum. Hı hı. Ve sınavda önüme sınav soruları geldiğinde okuyabiliyorum, anlayabiliyorum ve yanıt verebiliyorsam bu bir bozukluk değil. Normal bir kaygı. Ama diyelim ki sosyal kaygım var. İnsanların olduğu yerde kendimi huzursuz, rahatsız ve fiziksel olarak da farklı şeyleri hissederken bulduğum için hiç insanlarla görüşmemeye başlıyorsam, çok yalnız kalıyorsam işte o zaman bu bir davranışa dönüştüğü için yardım arama vaktidir. O yüzden eğer evladımız hani başka başka insanlarla görüşmek konusunda kaçınmacı davranıyorsa belki bir çocuk terapistine ya da bir ergen terapistine gidip aslında biraz da destek alarak bu korkusunu, kaygısını yenmesi mümkün. Peki ders çalışmaktan kaçınmak da bir kaygı Hı -hı. belirtisi olarak algılanabilir tabii, mi? Tabii çok mümkün. Neyden kaçarız? Bizi rahatsız eden, bize sıkıntı veren şeylerden kaçarız. İnsanı iki şey harekete geçirir zaten. Yani biri baskıdır, bir şeyden kaçarız. Biri de motivasyondur, bir şeye koşarız, haz aldığımız, keyif aldığımız bir şeye. Eğer bir öğrenci dersleriyle ilgilenmekten ...kaçınıyorsa, sürekli ertelemeye başvuruyorsa kaygısını yönetmekte güçlük çekiyordur aslında. Orada e, belki neye ihtiyacı olduğunu sormak, bu sınava nasıl bir anlam yüklediğini, oturup onunla birlikte konuşmak... ...eğer dikkat dağınıklığı ya da başka bir şikayeti varsa onunla ilgili yardım arayabileceğimizi söylemek... ...ya da bazı konuları kaçırdığı için ve kendisini yetersiz hissettiği için derslerini yapmaktan kaçınıyorsa belki o noktada da başkalarından destek almak, arkadaş desteği olabilir, bazen bir abla, bir abi, bir eğitmen desteği de olabilir. O an neye ihtiyacı varsa bu kaçınmayı ortadan kaldırmak için gerekli desteğimizi öğrencilerimize sunmamız lazım. Aslında bir şeyleri erteliyorsak bir şeylerden kaçıyoruzdur. Ailelerde ama böyle durumlarda benim çocuğum çalışkan değil, tembel hmm. gibi ifadeler kullanarak aslında evet. onları evet. Daha çok dersten uzaklaştırmıyorlar mı siz de Tabii. yaşadıklarınızdan biliyorsunuzdur. Yani doğrudur. şimdi sen tembelsin diye büyütülen çocuklar bu sefer yetişkin olduklarında ben tembelim diye kendilerini etiketleyerek yetişkinlik hayatlarında da bir sürü şeyi ertelemeye başlıyorlar. Ertelemek sadece öğrencilerimizin sorunu değil ki hepimizin sorunu. Evet. Bu noktada çok güzel bir yere temas ettiniz. Tembelsin ya da çalışkan değilsin dediğimizde çocuğumuza değiştirilemez bir etiket yapıştırmış oluyoruz ve arkasındaki belki karşılanmayan ihtiyacı görmekte ve onu tabiatıyla çözmekte zorlanıyoruz. O yüzden bu şekilde yaklaşmak yerine ki bugünkü çalışmalar da gösteriyor ki tembellik diye bir şey yok aslında. Bu bir karakter özelliği değil. Bu yeterince motive olamamak, yeterince hazır hissedememek Yeterli gerekli hazırlıkları yapmamakla ilgili bir süreç yönetimi, duygu yönetimi meselesi. O yüzden evladımız bir şeyi erteliyorsa muhtemelen motivasyonda bir sıkıntı yaşıyordur. Ya yeterince motive olmamıştır, ya da çok fazla motive olmuştur. Şey gibi düşünün. Hani bir enstrümandan ses alabilmemiz için biliyorsunuz telin ne çok gergin olması ne de gevşek olması hı hı. istediğimiz bir şeydir çok gergin olursa kopar. Gevşek olursa da hiç ses çıkmaz. Biraz aslında hepimizin optimal dediğimiz bir gerilim, gerginlik seviyesine ihtiyacımız vardır. Bir şey yapalım diye. Kaygı tam da bunu tetikleyen şey aslında. Ama fazla olduğunda ip kopar. Hiç olmadığında da gevşek bir şekilde kalır ve hiç harekete geçemez hale geliriz. Orada biraz belki Kaçındığı, ertelediği şey neyse onun üzerine onunla birlikte konuşmak ve neye ihtiyacı olduğunu sormak iyi bir başlangıç olabilir. Peki başarısızlık korkusuyla Hı -hı. bazen yüz yüze gelme durumunda kalıyor Tabii. bireyler ama onların ortak özellikleri var mı? Sizin tecrübelerinize dayanarak sormak istiyorum. Aileleriyle ilgili ya da sosyal çevreleriyle ilgili benzer özellikler var mı? Hı -hı. Evet başarısızlık korkusu geliştiren bireylerin daha ziyade Otoriter ailelerde büyüdüklerini görüyoruz. Daha cezalandırıcı ve aşırı talepkere bevenlerle büyüyen kişiler genelde bu yetersizlik duygusunun eşlik ettiği bir yerde başarısız olacağım ve hani her şey elimde patlayacak gibi bir endişe ve korku taşırlar. Hatta bakarsınız ki hayatta çok da başarıları vardır evet. bu bireylerin ama yine de buna kendi başlarına ikna olamazlar. Şimdi bu neden kaynaklanır? Aileden sürekli olumsuz geri bildirim aldığı için birey burada bir duygusal yoksunluk yaşıyor olabilir. Bu en çok gördüğümüz aslında risk faktörü. Bir diğeri genelde mükemmelliyetçilik kişilik örgütlenmesine yatkın olmak. Bu çoğu zaman aileden ya da toplumsal normlardan aldığımız bir şey. Hatanın, yeni şeyler denemenin kabul edilemez olduğunu düşünmek ya hep ya hiç. Yani ya tamamını yapacağım ya da hiçbir şey yapmamış sayacağım kendimi şeklinde yaşamak. Bu bireylerin aslında çoğu zaman şöyle cümleler kurduğunu çok görürüz. Her zaman, hiçbir zaman, asla, asla hep kesinlikle. Bu tür kelimeler kullanıyorsak bizde biraz aslında mükemmelliyetçiliğe yatkınlık, siyah beyaz düşünmeye yatkınlık var demektir. Belki biraz yumuşatmak düşünce biçimimizi bazen bazı insanlar bazı durumlarda kim zaman gibi kelimeleri daha çok kullanıyor muyum sözcük dağarcığımda var mı acaba çocuklarımla konuşurken bu kelimeleri nasıl kullanıyorum bunlara bakmak ve biraz da henüz değil yani yapamadım demek yerine henüz yapamadım demek yakın zamanda yapılmış bir çalışmayı okudum çok hoşuma gitti bir lisede deneniyor bu çocuklar eğer sınavdan Başarısız olurlarsa, hı hı. sınavdan kaldın değil, henüz geçmedin Geçemedim. notu veriyorlar. Henüz geçmedin demek hala geçmek için bir fırsatın var, tekrar deneyebilirsin, çalışmaya devam edebilirsin umudu veriyor çocuklara ve çok hızlı bir şekilde henüz geçemedin notu uygulandıktan sonra öğrencilerin akademik başarılarının arttığını görüyoruz. Biz de belki biraz hayatımıza hani başarısızlık korkumuz varsa. Yapamadığımız şeylerle karşılaşırsak tamam henüz çözememiş olabilirim ya da henüz gerçekleşmemiş olabilir ama ileride gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor bu diyerek biraz daha bakış açımızı bugün hani çok altı çiziliyor mental açıdan flexible olmaktan bahsediliyor değil mi? Evet. Biraz daha esnek olmamıza da yardımcı olabilir diye ümit ediyorum. Olumsuz duygular olumlu olanların yerini çok hızlı aldığı için hızlı. belki de beynimizde bu Hı -hı. düşünceler daha hızlı büyüyorlar evet. değil mi? Kaldım, Doğru. dersten kaldım. O zaman başka göreceğimiz güzel şeyler varken diyelim Hı -hı. beş ders var, birinden kaldık. Dört dersi geçmişiz ama biz bunu değil Hı -hı. sadece kaldığımız derse odaklanıyoruz. Biz bu düşüncelerden nasıl uzaklaşacağız? Kendimiz neler yapabiliriz? Çok güzel söylediniz. Buna şey diyorlar. Yanılmıyorsam confirmation bias. Ee, bizim olumsuza karşı bir hemen fark etme sistemimiz var. Mesela bir yerde olumsuz ve olumlu iki şey varsa benim olumsuzu görme ihtimalim beş kat daha fazla. Hı hı. Çünkü neden? Olumsuz olan bir şey hayatımı değil mi? etkileyebilir, zorlaştırabilir ve bazı kayıplara neden olabilir. O yüzden beynimiz olumsuzu görüp, ona hazırlık yapmak üzere ayarlanmış ve bu çok güzel bir özellik. Ama beynimizin başka özellikleri de var. Beynimizin şükretme, fark etme, kabul etme gibi özellikleri de var. O yüzden bu eğer dengesizlik hayatımızda çok fazla karşılaşıyorsak burada olumluyu da kendimize hatırlatmayı denemek. Yani çok güzel bir örnek verdiniz. İşte beş tane dersten geçmiş ama bir tanesinden geçememişim. Beş tane dersten geçenin de yine ben olduğum çaba, azim gösterdiğim ve bunun için uğraştığım gerçeğini kendime hatırlatmak. Hepimiz her alanda e, Başladığı... aynı beceri ve yeteri, şey, yeteneklere sahip değiliz. Evet. Olmak da zorunda değiliz. O zaman hepimiz aynı şeyi yapıyor mu? Bunu değil. kabullenerek aslında hayatımızı evet. çok daha rahat bir şekilde yaşayabiliriz. Ben bunu algıladım sizin söylediklerinizden. Programımızın sonuna gelmişiz. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür evet. ederiz. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Bugün sınav kaygısını konuştuk psikolog Rabia Yavuz'la birlikte. Yarın yine saat 16'da Türkiye saatiyle 16'da biz burada olacağız. Hoşçakalın.